Selamlar arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Red Dead Redemption oynuyoruz arkadaşlar. Geçen bölümde size atların staminası ve seviyeleriyle ilgili güzel bir video yapacağımı söylemiştim. Bugün bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Beal. Normalde tabii en yüksek seviye atım Mizoray Foxtrotter, o şu anda 3. seviye ve en hızlı atım da o. Ama ben şu anda 1. seviye olan Beal'u kullanmak istedim. Çünkü birçoğunuzun da atı muhtemelen yeni aldığınız bir atsa 1. seviyedir veya bazı durumlarda 2. seviye olabilir biraz oynadıysanız. Bu videoda sizlere atınızı nasıl 4. seviyeye getirebileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Tabii ki de bu kolay bir şey değil. Bazı yabancı YouTube kanallarına baktım arkadaşlar bu videolarla alakalı, onlar neler yapmışlar diye. Bazıları thumbnail'larına, küçük resimlerine koymuşlar 5 dakikada atınızı nasıl 4. seviyeye getirirsiniz diye. Böyle bir şey yok arkadaşlar. O videolara inanıp tıklamanıza hiç gerek yok. Çünkü zaten tıkladığınızda da göreceksiniz ki diyor işte atına yemek getirirsen, seversen falan. Tabii bunlar zaten işe yarayan şeyler. Ama asla 5 dakika içerisinde 4. seviyeye getirebilecek bir şey değil arkadaşlar. Ancak 5 dakika içerisinde devamlı olarak bunları uygularsanız bir seviye atlatabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar bu videoda ben size 5 dakikada 10 dakikada demeyeceğim. Çünkü atınızı sürekli uğraşarak 4. seviyeye getirmeniz en az bir 20-25 dakika sürecektir arkadaşlar. Bu tabii ki dediğim şeyleri sürekli arka arkaya uygulayarak 25 dakika. Normalde bir atla mesela birkaç saat zaman geçirdiğinizde at sadece 4. seviyeye çıkabilir diyelim. 2 saat boyunca sürekli atınızı severseniz ya da sürerseniz, sürmek de işe yarayacaktır arkadaşlar. Atı ne kadar çok sürerseniz o kadar seviyesi artar. Hazırsanız videomuza geçelim. Taktiklerimize, tekniklerimize geçelim. İlk tekniğimiz hepinizin de bildiği atı sevme arkadaşlar. Bu arada şunu da göstereyim ilk önce. Kanıtlanması için buradan horse'a giriyorum. Siz de buradan atınızın ne kadar seviye ilerlemiş olduğunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi level'e geldiğimizde sol altta bana progress to next level diyor. Yani sonraki seviyeye geçmek için kalan 350 üzerinden biz 220'deyiz. Tabii ki benim atım da şu anda sıfırda değil. Sizinki sıfırda olabilir ya da bu seviyelere yakında olabilir. Gördüğünüz gibi sadece 4. seviyeye kadar çıkabiliyor. Bir atla ulaşabileceğiniz en yüksek seviyede 4. seviye, onu da buradan söylemiş olayım. Dediğim gibi arkadaşlar atın seviyesini artırmanız için yapacağınız ilk teknik atı sevmek olacaktır. Atın üstündeyken de sevebilirsiniz. Böyle benim gibi inip de sevebilirsiniz. Atın üzerine geldiğinde PlayStation'dan oynuyorsanız L2'ye basıyorsunuz arkadaşlar ve atla ilgili bu sekmeler çıkıyor. Zaten birçoğunuz bunu biliyordur. Burada da pet simgesi var arkadaşlar. Yani kareye bastığımda ben bu atı sevebiliyorum. Bu atı bu şekilde seviyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sağ kısımda atın kafası şeklinde bir amblem çıktı, bir sembol çıktı. Ve bu sembol atın seviyesinin arttığı anlamına geliyor arkadaşlar. Ve şunu şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi atın bakalım seviyesi ne kadar artmış arkadaşlar. Sadece iki kere sevdim aslında, ona göre yarıya böleceğiz. Çünkü bir konuşma hatası yaptım arkadaşlar ve tekrar aynı şeyleri söyledim. Gördüğünüz gibi 220'den 230'a çıkmış ama aslında arttığı seviye 5-10 değil. Çünkü 2 defa yaptım ben. Gördüğünüz gibi sevmek atı sadece 5 kademe arttırıyor. Yani 0'dan 350'ye gelmeniz için atı 70 kere sevmeniz gerekiyor. Ve arka arkaya sevemiyorsunuz. Aradan bir 10-15 saniye geçmesi gerekiyor. Yani bir sevdikten sonra 10-15 saniye sonra tekrar sevdiğinizde atın seviyesi artıyor. Yani 70 kere bunu yapmanız lazım arkadaşlar ve bu size toplamda en az bir 10 dakika sürecektir. Sadece atı severek seviyesini arttırmak, dediğim gibi 70 kere sevmeniz gerekiyor. İkinci ve en etkili yöntemlerden biri olan da arkadaşlar tekrardan atımızın üzerine geliyoruz ve atı tımarlamak arkadaşlar. Atı böyle kaşağılamak mı diyeyim artık, yani atı bu şekilde böyle yapmak yani arkadaşlar. Az önce gördüğünüz zaten arkadaşlar at simgesi çıktı. Dediğim gibi bu taktikle atınızı tekrardan sevmiş gibi seviyesini arttırabilirsiniz. Bu da atı böyle taramak, bu da seviyesini arttıracaktır. Mesela arkadaşlar şimdi yaptık, biraz bekliyoruz, sonra tekrardan yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde böyle yaptıkça at temizleniyor. Ve gördüğünüz gibi tekrar oluştu. Bekliyoruz böyle 2-3 saniye kadar. Sonra tekrar gelip bir daha seviyoruz. Bu şekilde.
Ama bu sefer çıkmadı. Çünkü arka arkaya sürekli böyle yaptığınızda çıkmıyor arkadaşlar. Ben bunu 3 defa yaptım galiba. Bakalım şimdi en son 230'daydı. Kaça gelmiş? Ve 237'ye gelmiş arkadaşlar. Çünkü atı taramak bu kadar arttırmıyor. Atı sevmek kadar arttırmıyor. 3 kere yaptık ve 237'ye gelmiş. Yani bir tanesi 2 kadar falan bir 2 kademe kadar arttırıyor arkadaşlar. Sıradaki ve bedavaya yapabileceğiniz en etkili yöntem aslında bedava değil ama çok ucuza yapabileceğiniz en iyi yöntem atı beslemek arkadaşlar. Burada atın üstüne geliyoruz ve feed'e basıyoruz. PlayStation sağ tuşu ve gördüğünüz gibi ata verdik balyayı ve atın seviyesi arttı. Ve bunda arka arkaya verdiğiniz arkadaşlar beslemede arka arkaya sürekli atın seviyesini arttırabiliyorsunuz. Mesela ben şu an üçüncüyü verdim. 3 kere oldu. Mesela 4. Ve bir daha olacak. Çünkü atı beslemek atın seviyesini çok arttırıyor. At sürekli size bu atı nasıl diyeyim artık, yani görüyorsunuz zaten şu atın yanında sağ tarafta artı şeklinde bir at kafası resmi çıkıyor arkadaşlar. Onu görüyorsunuz zaten, anlatamadım tam olarak da. Ama şu anda kaç kere verdim bilmiyorum. Siz saymışsınızdır. Ona göre hesaplarsanız ben bayağı verdim yani arkadaşlar. Ve her seferinde atın seviyesi artması için bize o sembollerden veriyor. Geldik bakalım şimdi kaça çıkmış ve 247'ye çıkmış arkadaşlar. Yani en çok sevmek işe yarıyor. Çünkü artı 5 arttırıyor. Bu 247'ye çıkarmış artı 10. Ama ben atı severken de artı 10 almıştık. Şimdi artı 10 aldık ama atı severken sadece 2 defa sevmiştim ve yani bir tanesinin artı 5 alıyorduk. Yani en iyi arttıran şey arkadaşlar atı sevmek. Ama beslemekte de şöyle bir şey var, gösterdiğim gibi zaten. Atı arka arkaya besleyip onun seviyesini arka arkaya hızlıca arttırabiliyorsunuz. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Atın üzerindeyken de atı sevebilirsiniz. Atın üzerindeyken PlayStation için L3 tuşuna bastığınızda arkadaşlar atı sevebiliyorsunuz. Şöyle dursak daha iyi olacak. Durarken daha iyi sevir. Mesela seviyoruz ve yine seviyesi arttı. 247'deydik. Bakalım atın üzerinde sevmek daha çok mu arttırıyor? Bunu da denemiş olacağız arkadaşlar. Atın üzerindeyken 5 arttırıyordu. Ve gördüğünüz gibi 247'den 255'e çıkarmış. Yani arkadaşlar atın üzerindeyken galiba 8 arttırıyor. Tekrar deneyelim bakalım, yine mi 8 arttıracak? Biraz vakit geçmesi için atımızı sürüyoruz arkadaşlar. Böyle. Sürdük sürdük. Sonra durduk. Ve tekrar atı L3 tuşuna basarak seviyoruz. Bu bilgisayarda da sanırım G tuşuydu arkadaşlar. Tam olarak emin değilim bilgisayardan oynamadığım için. Ve 255'ti bakalım şimdi. Yanlış tuşa basmışız. Şu an 8 arttırıyorsa 263'e gelmesi gerekiyor. Bakalım 263'e gelmiş mi? Ve 258'e gelmiş arkadaşlar. Yani bazen 3 arttırıyor, bazen 8 arttırıyor. Çok farklı bir sistemi var. Ama dediğim gibi bu taktiklerle atınızın seviyesini arttırabilirsiniz. Ama elbette 5 dakika sürmüyor arkadaşlar. 5 dakikadan çok daha fazla sürüyordur. Ama tam olarak böyle 30 dakika kadar uğraştığınızda bence son seviyeye geçirebilirsiniz atınızı. Atı bu sefer daha uzun süre sürdüm arkadaşlar ve yine seviyorum. Bakalım 258'deydik sanırım. Bakalım şimdi kaça gelmişiz. 272'ye gelmişiz arkadaşlar. Yani atı uzun süre sürüp ondan sonra sevmek daha çok arttırıyor ama tabii bunda hem sevmenin hem de atı sürmenin etkisi var. Mesela şu an 272 dedik gördüğünüz gibi. Atı bir süre süreceğim arkadaşlar. Sürüyorum. Çünkü atı sürmek de arttırıyor. Mesela yarım saat boyunca atı sürerseniz muhtemelen dediğim gibi 4. seviyeye gelecek olacaksınız. Sürüyorum şu anda. Kesmeyeceğim arkadaşlar. Clickbait yaptığımı düşünmemeniz için şu anda kesmiyorum. Bu arada bu ne böyle ya? Ha, bu da bir atmış. Morgan ama bu dandik bir at birazcık. Tamam. Atı biraz daha sürdük ve bakıyoruz. En son 272'deydi. Ve 276'ya gelmiş. Tabii atı sürmek de arttırıyor gördüğünüz gibi. Yaklaşık 30 saniye kadar sürdüm ve 4 seviye, 4 kademe arttırmış bize. Sıradaki taktiğimiz için bu adamı bağladık arkadaşlar. Bağladığımız bu adamı atın üzerine yerleştiriyoruz. Atın üzerine bu adamı koyuyoruz arkadaşlar.
Ve bildiğiniz gibi atın üzerinde bizden ayrıyeten bir adam daha olduğunda, bir tane daha insan olduğunda veya bir hayvan daha olduğunda bizim at daha çok zorlanıyor, tahmin edebileceğiniz gibi. Atın üzerinde dediğim gibi başka bir adam olduğunda at zaten daha çok zorlandığı için arkadaşlar daha çok enerjisini kaybediyor. Ve bu taktikle adamı atınızın üzerinde sürüyorsunuz arkadaşlar. Sizinle beraber bir süre bu adamı götürüyorsunuz. Ondan sonrasında atınızdan iniyorsunuz. Şöyle biz de inelim ve kontrol edelim şimdilik. Bakalım şu anlık ne kadarlık bir at seviyemiz var. 289'a gelmiş, tabi atımı sürdüğüm için arttı. 289'da. Şimdi attan iniyoruz ve buradan Remove Stranger yapıyoruz arkadaşlar ve adamı atımızın üzerinden alıyoruz. Ve adamı atın üzerine aldığımızda yine atımızın seviyesi artmış oldu, gördüğünüz gibi. At bize daha çok güven kazanmış oldu. Bu şekilde bu taktiği kullanabilirsiniz. Atınızın üzerine adamı yerleştirip biraz daha sürüp sonra tekrar indirmek. Mesela şöyle bir şey var. Mesela bir adamı öldürdünüz, atınızın üzerine koydunuz, sonra atı sürdünüz, sonra indiniz, atı sevdiniz, yemek verdiniz, taradınız ve adamı üzerinden aldınız. Ve bu zaman bu şekilde atınızın seviyesini hızlıca artırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle adamı bırakalım yere. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, adamı atın üzerinden aldığımızda atın seviyesi ne kadar arttı? 289'daydı. Bakalım kaça gelmiş? 290'a gelmiş. Bu pek arttırmıyor. Ama ben tabii ki de taktiği göstermek için, en azından size belki de işinize yarar diye, farklı bir taktik arıyorsunuz diye göstermek istedim açıkçası. Bu çünkü birçok insanın bilmediği bir taktik. Ben bunu kendim keşfettim. Adamın üzerine, atın üzerine adamı koyduğumda, sonra geri aldığımda atın seviyesinin arttığını gözlemledim. Bunu da bu videoda kendim göstermiş oldum. Son ve en önemli taktiğimiz için stable'a geldik arkadaşlar. Birçoğunuzun bildiğini düşündüğüm bir taktik aslında bu. Atın üzerindeki şeyi değiştirmek arkadaşlar. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama adamımızın atın üzerine bindiğinde ayaklarını koyduğu yer. Şunu göstereyim şöyle hatta arkadaşlar. Burada Track and Service'a giriyoruz arkadaşlar ve Equipment'a giriyoruz. Burada Strips diye bir şey var. Buna giriyoruz. Bu gördüğünüz gibi adamımızın atın üzerindeyken ayağını koyduğu yer. Bunlar sizin şeyinizi etkiliyor. Atın hızını ve hızlanmasını etkiliyor arkadaşlar. Ben de şu anda en iyisi olduğu için ben bunu ayrıca takmayacağım. Bunun fiyatı ne kadardı şu anda bilmiyorum. Fiyatı galiba 40 ile 50 dolar arasında bir fiyattı. 45 dolar diye hatırlıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu Speed'in yanındaki iki tane sarı kutucuk bu eşyamızın bize kazandırmış olduğu at staminaları. Acceleration'ın yanında da iki tane sarı kutucuk var. Dediğim gibi bunlar size iki tane sarı kutucuk kazandırıyor arkadaşlar atın staminasıyla ilgili. Ama bunlar atın seviyesini arttırmıyor. Taktiklerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben şu anda size farkını göstermek için atımızı ikinci seviyeye getireceğim arkadaşlar. Gösterdiğim taktikleri kullanacağım. Şu andan itibaren videoyu hızlandırıyorum arkadaşlar. Kesmeyeceğim bir yanlış anlaşılma olmaması için. Şu anda atın seviyesini göstereyim hatta size. Şu anda tekrardan göstereyim. Gördüğünüz gibi atın seviyesi 1 ve biz 350 üzerinden 313'teyiz. Ben şu anda dediğim gibi atın seviyesini kasacağım ve ondan sonra size birinci seviye, ikinci seviyenin farkını göstereceğim arkadaşlar. Şu andan itibaren dediğim gibi videoyu hızlandırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atımız ikinci seviyeye geldi. Birinci seviyedeki halini hatırlıyorsanız şöyle seviyelerini göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şu anda önceki seviyedeki staminasını ve hızını ve hızlanmasını göremiyorum. Yani staminalarını göremiyorum çünkü unuttum arkadaşlar. Ama siz videoyu geriye sarıp aradaki farkı karşılaştırabilirsiniz. Atımız dediğim gibi ikinci seviyeye geldi ve ikinci seviyeye geldiğinde atın can barı ve enerji barının da kapasitesi artıyor arkadaşlar. Bunun da farkını zaten videoyu geriye sarıp tekrardan ileriye sararak fark edebilirsiniz. Bu videomuz bu şekildeydi. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. 5 dakikada atı asla dördüncü seviyeye getiremezsiniz arkadaşlar. Bu
Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Şunları tekrardan söyleyeyim. Asla atınızı 5 dakikada 4. seviyeye getirem. Asla atınızı 5 dakika içerisinde 4. seviyeye getiremezsiniz arkadaşlar. Bu videoda zaten gösterdiğim taktiklerin şunları da söyleyeyim arkadaşlar. Asla atınızı 5 dakika içerisinde 4. seviyeye getiremezsiniz. Bu videoda gösterdiğim taktiklerin zaten ne kadar vakit aldığını gördünüz yani arkadaşlar. 5 dakika içerisinde 4. seviyeye çıkarttığını söyleyenler ya da o tarzda video çekenlerin hepsi clickbait arkadaşlar. Hepsi yalan söylüyor. Çünkü 5 dakikada atınızı 4. seviyeye çıkarmanızın imkanı yok. Çünkü benim gösterdiğim taktiklerin hepsi bu kadar arkadaşlar. Çünkü yani dedim demek istediğim şu. Atınızı seviyesini artırmak için bunların dışında ekstra böyle atınızı birden 10-15 kademe arttırabilecek bir taktik yok. O tarzda bir teknik yok arkadaşlar. Ben bu videoda başlıca taktikleri gösterdim. Tabii bu videoda göstermediğim bazı taktikler olabilir sizin bildiğiniz ama ben başlıcalarını göstermiş oldum. Beslemek, sevmek, taramak, üzerine bir adam koyduktan sonra o adamı geri almak atınızın seviyesini arttırır. Bu şurada first person'dan tekrardan göstereyim. Stable'da taktığımız ayak koyma yeri de arkadaşlar atınızın seviyesini arttırmasa da hızını ve hızlanmasını arttırır arkadaşlar. Ama atınızın seviyesini arttırmaz. Sadece atınızın hızını ve hızlanmasını arttırır. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike atıp kanalı önermemeye basabilirsiniz. Daha fazla uzatmıyorum. Hoşça kalın. Bay bay.